2018 yılının 24 iyunu Türkiye'de tarihi bir gün. Bugün Türk halkı, Türk fuqaroları Türkiye'nin yangi sistemasi nizomiga ko'ra ham prezident va ham parlament saylovlarini o'tkazishyapti. Türkiye'nin yangi ochilgan İstanbul shahrining yangi qurib aynan so'nggi iqtidordagi hukumat davrida qurib insonlar ko'chib o'tib yashayotgan İstanbulning Başak shahar mikrorayoniga tegishli maktab binolaridan birida mahalliya aholi o'zining Türk konstitutsiyasiga ko'ra fuqarolik huquqini bajarish ishi bilan mashg'ul. Insonlarning bir qismi bu saylov uchastkasiga kirib kelayotgan bo'lsa, yana bir qismi o'zining ovozini berib chiqib ketmoqchi. Va bugun vaqt kunduzgi 11 yarimlar atrofi. Bu saylov uchastkasiga kirib kiraverishdagi insonlarni tasvirini olishga ruxsat so'ragandim. Bunga ruxsat berishmadi. Bu yerda saylovda o'z ovozini berish ishi bilan mashg'ul bo'lgan kishilarni rohatsiz etishligi, ularga ma'qul bo'lmasligi ehtimoli borligi va bu yerga faqat uchastkada rasman ovoz berishi mumkin bo'lgan kishilargina kirib ichkarida o'zlarini huquqlardan foydalanishi mumkinligini aytib menga ruxsat berishmadi. Shu bilan ichkariga kirishdan tashqaridan esa umumiy manzarani olishingiz mumkin deyishdi. Hozir mana turk vatandoshlarimizdan, turk o'rtoqlarimizdan birlari suhbat berishga rozi bo'ldilar. U kishidan hozir bu saylovlar haqida fikrlarini so'raymiz. Abi, ya'ni o'zbek arkadaşlar, turk arkadaşlarımız seçimini nasıl yapıyorlar, neticeni ne bekliyorlar, onu yani onlara ne bekliyorlar? Bütün seçimler çok güzel gidiyor. Biz yine aynı bu Cumhurbaşkanı'nın devam etmesini istiyoruz. Ben kendi fikrim. Ondan sonra elhamdülillah Müslümanız. Müslüman olarak doğduk, Müslüman olarak öleceğiz. Bu Cumhurbaşkanımız da çok iyi bir Müslüman. İyi bir din kardeşimiz. Ülkeye çok güzel faydaları var. Özbekistan'a bile faydaları olacaktır. Buna eminim, haberim vardır. Ben Özbekleri de çok seviyorum. Benim her şeyim Özbeklerle beraber. Onun için Allah hayırlısını nasip etsin. Amin, amin. Siz yani biraz biraz önce dediniz ki yani siz burada eğer seçimler Tayyip Erdoğan kazanarsa Uzbeklere iş izni vermek daha daha kolaylaşacak. Bak o yasa kesin 25 maddelik bir şey imzalandı. Şimdi Özbeklerin bak Özbeklere çalışma izni verecek, oturma izni verilecek. Bize kalkıyor. Önce yapmıyor ya. Onun için. Tamam da ben çok basit bir şey söyleyeyim. Size. Ben talişmanlık işi yapıyorum. Özbek Türkmenlere iş veriyorum. Bak bir Türk ayakkabıcıyım. 4.000-5.000 liradan aşağı çalışmıyor. Bugün 500 dolara Özbek bir anne bakımına gidiyor. Hasta bakabiliyor. Yani biz onlardan da memnunuz. Ama şöyle yanlış 500 dolar mı ya 500 lira mı? 500 dolar. 500 dolar. Ben şunu söylüyorum. Özbeklerden de ricam şudur. Yanlış yapmasınlar. Türkiye'de yanlış yapanlar var. Bak ben bir tanışma şirketi olarak onu söylüyorum. Yanlış yapmasınlar. Ekmeklerini yesinler. Çok ekmeklerine baksınlar. Tamam, çok teşekkürler size. Siz isminiz nedir? Benim Muzaffer. Muzaffer. Çok teşekkürler abi size. Bir Türk fukarası, vatandaşı sohbet bir işe razı oldular. Abi siz nasıl düşünüyorsunuz? Yani seçimler güzel geçti mi?
Gayet güzel geçti. Huzurlu bir ortamda oyumuzu kullandık. Elhamdülillah. Demokrasiye inandığımız için gayet demokratik bir ortamda geçiyor şu anda seçimler. Elhamdülillah. Sizin ülkemiz daha iyi olacak. İnşallah. Ne diyeyim başka? Sizin yani sizin düşündüğünüz kadar hangi parti yani seçimde galip olacak diye düşünüyorsunuz? Ben memlekete kim hayırlısıysa o gelsin diyorum. Yani sizin aynı isteğiniz var mı? Yani AK Parti galip olsun yoksa yani MHP? Ben oyumu Tayyip Erdoğan'a verdim. Hayırlı yani, olsun. Öncelikle inşallah. Vatana millete. Amin. Devam kararı aldım tekrar. Amin. Reisle. Çok güzel. Çok güzel abi. Size çok teşekkürler. Muhterem kalem okuyucuları. Şu bilen Başakşehir'deki saylov ceskelerden biriden siz azizler için saylov arafasıda saylov carayanından olgen lavhamız ahir gitti. Kalem için bizlerden de selam çok. Sizlerge Türk kardeşlerimizden selamlar. Hepsi yakşı olsun. İnşallah. Muhiddin Kudrat oğlu. Biraz aldın tasvirge olganımız köçenin tamamındaki uzakta korunuyetken litsey binasıda saylov uçeskesinden lavha takdim etkendik. Köçenin bu tamamında ham yana bir 9 yıllık mektep binasıda uçeskenin devamı bulsa gerek. Halk bir yerde anca gavcum iken bir yerden ham yani o'z saylov uchastkasidagi tasvirlardan inson bu yerda saylovchilar soni kam emasmikin meni ko'nglimdan ham o'tdi va nega insonlar katta navbat tutib turmabdi degan andishalar o'tgandi. Bularni albatta u yerda suhbatdoshlarimiz 4 kishi edi. Ikkitasi videoga tasvirga tushishga rozilik berdi. Yana 2 kishi rozilik bermadi. Ularni va ya'ni aytishgan fikrlaridan shu narsani anglashildiki, insonlar bu yerda 8 dan 5 gacha o'zlarini kundalik ishlari, yumushlariga bog'lab, ma'lum bir paytda uyg'un tarzda o'z saylov ovoz o'z huquqlaridan ovoz berish huquqlaridan foydalanishini aytib tushuntirishdi va menga ular aytishdiki, mana yo'lning u tomonida yana bir saylov uchastkamizni ikki joyda davom etyapti. Birgina bir mikrorayonni bir bo'lagida ikki joyga qo'yib qo'yilgan. Hech qanday bu yerda navbat, tirband bo'lishga ehtiyoj yo'q degan gaplarni aytishdi. Shuning uchun mana bu yondagi saylov yon saylov uchastkasidan ham ba'zi tasvirlarni sizlarga taqdim etyapmiz. Bu tasvirlar bilan sizga İstanbul'dan Başakşehir mikrorayonundaki saylov uchastkalaridan biridan Muhiddin Kudratoğlu 2018 yıl 24.